Sayın katılımcılar, sıradaki oturumumuzu doktor öğretim üyesi Serdar Yeşilürüt hocamız yapacaktır. Konu başlığı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri yüzey deformasyonlarının dağılışı şeklindedir. Sözü hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese, iyi pazarlar. Bu çalışmada 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında ortaya çıkan yüzey deformasyonlarının dağılışını aktarmaya çalışacağım. Bu çalışma TÜBİTAK 1002C doğal afetler odaklı saha çalışması acil destek programı kapsamında desteklendi. Şimdi 6 Şubat tarihli depremler sonrasında ilk uzaktan algılama verileri yayınlanır yayınlanmaz. Bunlar Maxar Teknoloji tarafından yayınlanan uydu görüntüleri ve Harita Genel Müdürlüğü'nün ilk haftada yayınladığı ortofotolardan oluşuyor. Bununla birlikte ilk veriler yayınlanınca depremin neden olduğu yüzey deformasyonlarının ne boyutta olduğunun çerçevesini çizilmesi gerekiyordu. Bu nedenle de ilk uzaktan algılama verileriyle birlikte bu deformasyonların görüldüğü ve yoğunlaştığı lokasyonları belirleyerek yaklaşık 40 tane hedeften oluşan bir saha çalışması programı hazırladım. Bu da TÜBİTAK'a sunduğum zaman 1002C doğal afetler odaklı saha çalışması acil destek programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu ve depremden bir hafta sonra araziye gittim. Bu haritada da arazi çalışması yaptığım rota ve veri topladığım lokasyonlar yeşil noktalar halinde görülüyor. Bunlar iki depremin de sebep olduğu yüzey kırıkları boyunca ve yüzey kırıklarının oluşturduğu yani yüzey kırıkları çevresindeki zon boyunca yapılan bir arazi çalışmasından oluşuyor. Tabii ki diğer katılımcılar, diğer hocalarımız da bahsetti. Depremden sonra bu deformasyonların zamanla tahrip olacağı için ne kadar hızlı veri toplarsanız araştırmalar için o kadar iyi olacaktır. Bu yüzden hızlı şey almak önemliydi burada. Yani hızlı bir şekilde araziye gitmek önemliydi. Çok geniş bir arazi. Bu çalışmada hava fotoğrafçılığı, insansız hava aracı tabanlı hava fotogrametrisi başta olmak üzere haritalama çalışmaları yapıldı. Şimdi paylaşacağım veriler ilk gözlemlerle elde ettiğim çoğunlukla ham görsellerden oluşuyor. Fotogrametrik çalışmalar tamamlanmadığı için de burada çok fazla paylaşım yapmayacağım. Bu harita iki ana şok, Gaziantep kuzeybatısında depremin merkez üssü olan, birinci depremin merkez üssü olan ana şok ve ikinci depremin merkez üssü olan ana şok ve diğer üç tane altı üstü büyüklüğe sahip deprem ve sonrasında meydana gelen artçılar. Bunlar 6 Şubat 18 Mart arasında yani dün akşama kadarki ilk depremden dün akşam saatlerine kadarki olan yaklaşık 13 bin tane depremi gösteriyor bu noktalar. Kırmızı hatlarda MTA'nın diri fay haritasını gösteriyor. Burada yaptığımız uzaktan algılama ve saha çalışmalarına göre yaklaşık 280 kilometrelik bu diri fay faylar boyunca veya bu depremlerin oluşturmuş olduğu yüzey kırıklarında yaklaşık 280 kilometrelik bir bölümü sayısallaştırabildik yani saptayabildik sahada ve uzaktan algılama verilerinde. Şimdi çok geniş bir alan, bunu ben şöyle örnek vermek istiyorum. Kendi aracınızla Malatya şehir merkezinden Hatay'a yani Antakya şehrine bir yolculuk yapmak istediğinizde yaklaşık 5,5 saatlik bir zaman alacak bu yolculuk. Bu 5,5 saatlik yolculuk boyunca İçerisinden, kenarından geçtiğiniz kasabalar, köyler, büyük şehirler büyük oranda bu depremlerden etkilendiğini ve yıkıldığını görebiliyorsunuz. Yani 5,5 saatlik yolculuk boyunca neredeyse bütün her tarafın enkaza döndüğünü görebiliyorsunuz. Bu bakımdan aslında çok geniş bir saha bu depremde etkileniyor. Ben yüzey kırıklarını ilk önce göstermek istiyorum. Doğrudan haritaladığım yüzey kırığı uzunluğu yaklaşık 280 kilometre. Bunun 176 kilometresi Doğu Anadolu fayının Erkenek, Çelikan segmenti, Pazarcık segmenti ve Amanos segmentlerinde. 83 kilometresi Çardak fayında, 6 kilometresi Doğanşehir fay zonunda.
13 kilometresi Narlı Fayı'nda ve 1,5 kilometreyi biraz aşan bir bölümü de Sürgü Fayı'nın batı ucunda olmak üzere toplamda 278 kilometrelik bir yüzey kırığı saptayabildim, yüzey kırığını ölçebildim. Bu yüzey kırıkları ilk depremde Doğu Anadolu Fayı'nın Amanos segmenti, Türkoğlu Pazarcık segmenti ve Erkenek Çelikhan segmenti ile Ölüdeniz Fay Zonu olarak da kabul edilen buranın başlangıcı olan Narlı Fayı'nın kırılmasına sebep oluyor. Yani ilk deprem sırasında 4 tane fay aslında harekete geçiyor ya da yeniden kırılıyor. Bunu söyleyebiliriz. İkinci depremde ise Çardak Fayı ile Doğanşehir Fayı kırılıyor büyük oranda. Sürgü Fayı'nın da çok küçük bir bölümü kırılıyor ama bunun doğu devamını mevsim şartları ve eldeki verilerle henüz daha doğrulayamadık. Yani Sürgü Fayı'nın gerçekte bütünü mü kırıldı yoksa sadece belli bir bölümü mü kırıldı? Bu henüz net değil, açıklığa kavuşması gereken bir problem. Son olarak da Defne bölgesinde biliyorsunuz 20 Şubat'ta bir 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem sonrasında da Antakya Fayı'nın kırıldığı söyleniyor ama benim burayla ilgili herhangi bir verim yok. Çünkü ilk depremden sonra sahada veri topladığım için buraya gitme şansım olmadı. Sonuç olarak toplamda 7 tane fay tamamen kırılıyor bu iki deprem sırasında ve Sürgü Fayı'nın da 1,5 kilometrelik bölümü kırılıyor. Yani Sürgü Fayı'nı saymasak 7 tane fayda hareketler ya da kırılmalar meydana geliyor. Yüzey kırıklarının belirgin doğrultu atımı gerçekleştiği yerlerde yaptığın ölçümlere göre fayların üzerindeki çeşitli tarla, bahçe sınırları, karayolu, demiryolu, akarsu yatakları gibi doğal ve beşeri sınırlarda 40'a yakın noktada ötelenmeleri ölçebildim. İlk depremin gerçekleştiği Doğu Anadolu Fayı'nın Erkenek Çelikhan segmentinde maksimum ötelenme 6.2 metre civarında bir değer kaydedebildim. Pazarcık segmentinde 7.1 metrelik bir ötelenme tarla sınırlarında, Amanos segmentinde maksimum 4 metrelik bir ötelenme ve Narlı Fayı'nda da 2.7 metrelik bir ötelenme saptayabildim. Yine bu Erkenek segmentine paralel uzanan gölbaşının içerisinden biraz daha doğuya doğru uzanan bir bölgede yüzey kırığı var. Bunda da 2,5 metrelik bir kayma söz konusu. En büyük sol yanal doğrultu atım ise Çardak Fayı üzerinde bir tarla sınırında yaptığım 8 metrelik ölçüm. Bunu Cihan Hoca da çalışmasında belirtti zaten. Ölçülen bu değerler tabii ki %5'lik bir artı eksi hata payına sahip. Çünkü kullandığımız dronlar, yaptığımız fotogrametrik çalışmalarda GNSS dediğimiz hassas GPS ölçümleri olmadığı için bir %5'lik artı eksi hata oranına sahip. Bu maksimum ötelenme ikinci depremin merkezisi olan Ekinözü, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinin yakınlarında ölçüldü. Bu faylarda tabii ki önceki sunumlarda da bahsi geçti. Merkez üstünde özellikle 8 metrelik bir ötelenme varken batıya ve doğuya doğru geçtiğimiz zaman biraz daha düşük ötelenmeler söz konusu. Çardak Fayı'nda ama genel olarak 5 metre ortalama bir, 5 metre üstü bir ortalama yer değiştirme, yatay yer değiştirme var ki bunun birçok yerde de düşey bileşeni mevcut. En son Göksun güneyinde 2.9 metrelik bir yer değiştirmeyle artık fay son buluyor burada. Yüzey kırığını Göksun'un güneyinde kaybediyoruz. Cihan Hoca da bahsetti. Doğuda da Nur Hakk'ın doğusunda fay sönümleniyor. Burada da 4 metrelik bir ötelenme söz konusu. Doğanşehir fay zonunda 1.3 metrelik bir ötelenme saptayabildim. Şimdiki şu ana kadarki verilere göre. Bu bölge biraz daha aslında karmaşık. Özellikle Nur Hak, Doğanşehir, Erkenek, Sürgü, Çelikhan bölgesi birçok fayın kesişim alanına karşılık geliyor. Çardak Fayı'ndan bir bakıma doğu uzantısı olan Sürgü Fayı, Çelikhan güneyinde Doğu Anadolu Fayı'yla birleşiyor.
Nurhak doğusunda yine Doğanşehir fay zonu ile Malatya fayı, Sürgü ve Çardak faylarıyla kesişiyor. Dolayısıyla tektonik olarak çok şey bir bölge aslında, karmaşık bir bölge. Bu nedenle de sanırım ilerleyen zamanlarda en çok odaklanılacak bölgelerin başında geliyor burası. Çünkü Sürgü fayındaki kırılmanın olup olmadığını da netleşmesi gerekiyor. Gelecek depremlerin daha doğru tahmin edilebilmesi açısından. Yüzey kırıklarının en iyi takip edilebildiği yerler Çardak fayında ve Doğu Anadolu fayının Pazarcık segmentinde gerçekleştirildi. Bunun dışında Doğu Anadolu fayının Kırıkan güneyinde saçılıyor, fay saçılması oluyor. Ova tabanında, Amik Ovası'nda belli belirsiz gözlemleniyor ve burada kayboluyor. Çelikhan doğusunda da deprem sonrasında meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, aslında Doğanşehir, Çelikhan, Erkenek bölgesinde deprem sonrasında yoğun bir kar yağışı nedeniyle buradaki izler büyük oranda kapatılıyor. Birazdan zaten fotoğrafları göstereceğim. Bu ilk fotoğraflar Çardak fayının yüzey kırıklarına ait hava fotoğrafları, drone görüntüleri. Sol üstteki fotoğraf depremin merkez üssü olan Ekinözü ilçesinin güneyinde Çardak fayını kestiği bir yamaçtaki düşey ötelenmeyi görüyoruz. Burada yaklaşık 5-6 metrelik bir ortalama düşey atım var. Maksimum şurada da 9 metrelik bir atım saptayabildim, ölçebildim, elde ettiğim ortofotolar ve sayısal arazi modeli sayesinde. Sağ üstteki fotoğraf ise Çardak fayında ölçebildiğim maksimum ötelenme olan bir tarla sınırındaki 8 metrelik sol yanal ötelenme. Burada bir 2 metrelik de bir düşey bileşen mevcut. Burası bir plato yüzeyi, düz bir arazi. Tarım arazilerini kesiyor burada. Doğu batı doğrultusunda uzanan fayın kuzeyinde kalan yüzeyin 2 metre çöktüğünü söyleyebiliriz bu bölge için. Sağ alttaki fotoğraf bu hattın mahalle çıkışına karşılık geliyor. Cengiz Hoca da bahsetti. Burada aslında offset yapıyor. Burası yamaç olduğu için sol taraftaki blok sola doğru 7-8 metre kayınca doğal olarak bir eğim kırıklığı oluşuyor iki blok arasında. Burada da 3 metrelik bir basamak oluşturuyor. Bunun dışında Ekinözü ilçesinin güneybatısında Çardak fayının yüzey kırıklarının takip ettiği bir sırt hattı var. Burası uzun sırt olarak biliniyor. Uzun sırtın tam uzun sırt gibi bir topografik oluşumun tam ortasından aktif bir fayın aslında geçmesi, bir yüzey kırığı oluşturması ki bu MTA'nın diri fay haritasına da birebir uyuyor burası. MTA diri fay haritasında da bu sırtın üzerinde bir yüzey fay gösteriliyor. Artı uydu görüntülerini incelediğiniz zaman burada farklı formasyonların yan yana durduğunu da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında bize şunu gösteriyor. Böyle bir topografik oluşumda yüzey kırığının bir sırtı uzunlamasına kesmesi biraz farklı bir durum gösteriyor. Burada benim yapabileceğim yorum, tabii ki bunlar kanıtlanması gereken şeyler ama muhtemelen tektonik aktivitenin hızı burada denudasyon hızından, yani erozyonal süreçlerden daha hızlı olduğu için tektonik aktivite bu şekilde korunmuş olmalı. Diğer bir etki de buradaki fayın dalma hızı. Burada dalma açısı yaklaşık olarak havzaya doğru 80 derecelik oldukça dik bir açıyla uzanıyor bu fay. Dolayısıyla bu da aslında kütle hareketlerinin oluşumu bir bakıma yavaşlattığı için muhtemelen böyle bir topografik sırt korunarak günümüze kadar gelmiş olmalı. Ama denudasyon hızının şeyden yavaş olduğunu gösterebiliyor. Yani çok hızlı bir tektonik aktivite olduğunun göstergesi olabilir. Bu bakımdan burası önemli. Yine Çardak fayının yüzey kırıklarından başka kesitler, sağ üstteki fotoğrafta yolun olduğu bölüm yanal ötelenmeye ek olarak 2 metrelik düşey bileşene sahip. Burası 2 metre yükseliyor. Yani benim şu an fotoğrafta tam görünüyor mu bilmiyorum. Şurada fayın tam üzerinde duruyorum. Sağ taraftaki fotoğrafa göre sağ taraftaki blok 2 metre yükseliyor. Sol taraftaki 2 metre düşüyor. Bunun dışında sol altta da yine bu fayın devamında offset görüyoruz. Yani yamaç üzerinde gerçekleşen ötelenmelere bağlı olarak böyle eğim kırıklıkları yaygın olarak görülüyor burada.
Nur hakkında olsun, Ekin Özü ile Nur Hak arasındaki bölgede de Cihan Hoca da benzer yerden fotoğraf paylaşmıştı. Böyle çökme alanları, fayın işte farklı oluşturduğu, farklı kırılma mekanizmalarına bağlı olarak şöyle depresyonlar görülebiliyor ki burada yüksek gerilim hattına ait direğin ve hattın tamamen tahrip olduğunu gördük arazide. Doğu Anadolu fayındaki diğer bir segment olan Erkenek segmentinde saptayabildiğim yüzey kırıkları, bunlar soldaki fotoğraf Gölbaşı Erkenek Karayolu'nun güneyindeki yamaçta görülen yüzey kırıkları. Buradaki eğim kırıkları, gördüğünüz diklikler aslında yüzey kırığına karşılık geliyor. Bu bölümdeki yüzey kırığı bir doğru şeklinde, bir çizgi şeklinde, biraz daha geniş bir zon şeklinde devam ediyor. Biraz da yamaçlardaki aslında fayın oluşturmuş olduğu deformasyonlar bu şekilde takip edilebiliyor. Sağdaki fotoğraf ise Çelikan güneyinde Erkenek segmentindeki bazı arazi yolları, işte su arkları gibi yapıların deformasyonu, fay tarafından kesilmesi ve sola doğru gerçekleşen ötelenmeler. Bu bölgede 6.2 metrelik maksimum ötelenme ölçebildim. Doğuya doğru dağlık bölgede fay yüzey kırığı devam ediyor ama çok fazla izlenemiyor çünkü arazi çalışması yaptığımız dönemde ve Ortofotoların Harita Genel Müdürlüğü'nün çalışma yaptığı dönemde yoğun bir kar örtüsüyle kaplıydı bu bölge. Deprem sonrasında kar yağışı olduğu için de izleri büyük oranda örtmüş durumda. Şu anki durumu bilmiyorum. Doğu Anadolu fayının Pazarcık segmenti ilk depremde en büyük doğrultu atımının gerçekleştiği bölüm burası. Pazarcık ilçesinin kuzeyinde tarla sınırında soldaki iki fotoğraf 7 metrelik ötelenme, 7.1 metrelik ötelenme ölçebildik burada. Bu 7 metrelik ötelenmenin ölçüldüğü, sürülmüş ve nadasa bırakılmış olan tarım arazileri yüksek kontrasttan dolayı çok iyi görünüyor aslında. Hem kar erimesi var, benek benek karlar görebiliyoruz. Bunun dışında henüz yeni yeşermeye başlayan nadasa bırakılmış bölüm ve sürülmüş olan bölümler ya da biçilmiş ve nadasa bırakılmış bölümler çok net olarak kontrastı gösteriyor ve burada fay tarafından yapılan doğrultu atımına bağlı olarak tarla sınırlarında gelişen ciddi anlamda ötelenmeleri görebiliyoruz. Buna tabii yaklaşık 1 metre civarında da burada düşey bileşen mevcut. Burada fayın güneyinde kalan blokta 1 metrelik, yaklaşık 1 metrelik düşey bileşen var. Sağ üstteki fotoğrafta Gölbaşı ilçesinin güneybatısında yine Aksu Çayı Vadisi'nde vadinin, yani akarsuyun taşkın ovasındaki tarım arazilerini kesmiş olan fay burada 5 metrelik bir ötelenmeyi gösteriyor. Tarım arazi içerisindeki şeylerden bunu, bu sürme izlerinden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Burada da yine 5 metrelik doğrultu atımına ek olarak 1 metrelik güney parçada, güney blokta kalan 1 metrelik bir düşey bileşen mevcut. Alttaki fotoğrafta Pazarcık segmentinin Türkoğlu yakınlarında 4 metrelik ötelenme yaptığı bir bölüm. Burada hemen hızlı bir şekilde bir kısa video göstermek istiyorum. Fayan daha iyi anlaşılması için ama yeniden paylaşmam gerekiyor sanırım. Videoyu görebiliyorsunuz sanırım. Evet hocam. Tamam. Fayın geçtiği yer burada. Tabii yeraltı su seviyesi yüksek olduğu için vadi tabanı olmasından ötürü düşen blokta şurada gördüğünüz gibi göllenmeler mevcut. Hüseyin Hoca da ilk sunumda bunlardan bahsetti. Aynı yere ait başka bir görüntü.
Doğu Anadolu Fayı'nın kırılan Defne depreminden önce kırılan son segmenti olan Amanos segmenti üzerindeki bazı yüzey kırıklarını görüyoruz burada. Nurdağ, Islahiye, Hasat bölgelerindeki Amanos segmentinde gerçekleşen yüzey kırıkları. Sol alttaki fotoğrafta Hasta Atatürk İlkokulu var. Şurada fay şuradan geçiyor. Tam ilkokulun ana binasının köşesinden geçiyor. Burada 1 metre civarında da bir düşey bileşen var. Yine sağdaki blok 1 metrelik düşüş gerçekleştiriyor. Burada ilginç olan tabii okulun kalorifer dairesi ayrı bir ek bina olarak okulun ana binasının yanında. Bu ötelenmeye bağlı olarak hem yatayda hem düşeyde ana binadan uzaklaştırılıyor. Islahiye yakınlarında bir yapıda gerçekleşen duvarlarının ötelendiğini gördüğümüz, yine Cengiz Hoca da sanırım bunu göstermişti ya da başka bir yerde gördüm. Nurdağ bölgesinde zeytinlikler ve üzüm bağlarında gerçekleşen, yani tarım arazilerinde gerçekleşen ötelenmelere ait görüntüler bunlar Amanos segmentinden. Şimdi şeyler dışında, yüzey kırıkları dışında tabii ki depremin tetiklediği başka deformasyonlar da var. Bunlardan bir tanesi de kütle hareketleri. İki ana şokla birlikte çok geniş bir bölgede fayların yüzey kırıkları dışında binlerce kütle hareketi gerçekleşiyor. Bu fotoğrafta ya da bu şeyde, haritada, aslında görselde kütle hareketlerinin bazılarının dağılışını görüyorsunuz. Haritada işaretlenen kütle hareketlerin sayısı 900 tane. Bunlar heyelanlar, taş çığları, moloz akıntıları ve taş düşmeleri şeklinde gerçekleşen bütün kütle hareketlerini içeriyor. Özellikle Çardak Fayı'nın güneybatısında, Berit Dağı'nın batısında yoğunlaştığını görüyoruz. Yine Adıyaman'ın kuzeybatısında, Erkenek Gölbaşı arasında, Çelikan'ın doğusunda, Doğanşehir'in doğusunda ve Amanos Dağları bölgesinde kütle hareketlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Tabii ki bunlar gerçek rakam. Muhtemelen bunların kat ve kat üstündedir. Yani bunlar çok, kütle hareketlerinin çok az bir bölümünü gösteriyor. Şu ana kadarki verilerden görebildiğimiz, elde edebildiğimiz sayı bunlar ve lokasyonlar. Sonraki çalışmalarla biraz daha netlik kazanacaktır. Mekanizma olarak heyelanları iki gruba ayırabiliriz bu depremin tetiklediği. Birincisi fay tarafından kesilen yamaçlarda oluşan heyelanlar. İkincisi ise kosismik dediğimiz, yani deprem sırasında ortaya çıkan sarsıntılarda yamaçlardaki titreşime, sarsıntıya bağlı olarak gerçekleşen heyelan ve kaya düşmeleri. Şimdi bu slide'da gösterdiğim iki tane fotoğrafta da ilk sırada verdiğim mekanizma geçerli. Yani ilk sağ üstteki fotoğrafta Çardak Fayı'nı kırmızı kesik çizgilerle gösterdim, yüzey kırığını. Çardak Fayı tarafından kesilen bir yamaçta gerçekleşen ve yaklaşık 70'e 170 metre çaplarında 12 bin metrekare alana sahip ve koptuğu bölgeden 30 metre civarında bir kayma gerçekleştiren ve birkaç evi tahrip eden bir heyelanı görüyorsunuz burada. Doğrudan fay tarafından kesilen yamaçta gerçekleşiyor. İkinci heyelan ise Sürgü Çayı Vadisi'nde, Sürgü Fayı'nın o 1,5 kilometrelik bölümü var demiştim ya, batı bölümünde, batı ucunda. Burada fayın doğrudan kesmiş olduğu yamaçtaki bir kütle hareketi 100 metre çapında, yaklaşık çok fazla hareket etmemiş ama buradaki yarığın genişliği 7 metre civarında. Muhtemelen bu yağışlarla veya işte kar erimeleri, sonraki yağışlar, sonraki zaman diliminde daha fazla suyla beslenen bu kütlelerde daha fazla hareket beklenebilir ya da gözlenebilir. Bu diğer kütle hareketlerine örnekler, sağ üstteki fotoğraf Islahiye'nin 3 kilometre güneybatısında Değirmencik Mahallesi yakınlarındaki deprem sarsıntısıyla, yani kosismik olarak gelişen 250'ye 500 metre çaplarında 100 bin metrekare alana sahip ve yaklaşık 3 milyon 750 bin metreküp hacme sahip bir derin heyelan bu. 50 metre civarında bir derinliğe sahip yamaçta. Heyelan üst yamacı ile vadi tabanı arasında 300 metrelik bir yükselti farkı var ve bu
vadi tabanını kapatması nedeniyle de arkasında 350 metre uzunluğunda bir Heylanset gölü oluşmuş durumda. Ancak ben arazi çalışması yaptığım sırada iş makinalarıyla burada bazı çalışmalar yapıyorlardı. Anladığım kadarıyla bu göl suyunun bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Sol alttaki fotoğraf Pazarcık ilçesinin Karaağaç Mahallesi yakınlarında toprak kayması biçiminde kosismik sığ bir heyelan. Yani çok derin olmayan yüzeydeki bir toprak kayması biçimindeki heyelan. Sağ altta da Islahiye yakınlarında Anakaya yamacında gerçekleşen heyelan ve demir yolunu tarif etmesini görebiliyorsunuz. Arazi dağlık bölgelerde özellikle dik kayalık bölgelerde yani eğim kırıklıklarının olduğu hemen hemen her yerde bu tür heyelanları sıklıkla görüyoruz. Özellikle sığ heyelanları çok sık bir şekilde görüyoruz. Bunun dışında kaya düşmeleri çok yaygın. Pazarcık ilçesinin kuzeyinde Kireçtaşı Anakaya'dan şuradaki Kireçtaşı tabakalardan kopan bloklar yamaç boyunca yuvarlanıyorlar ve aşağıdaki daha az eğimli olan vadi tabanındaki tarım arazileri içerisinde arkasından da yuvarlanma izleri bırakan kaya düşmelerine örnekler bunlar. Bunlardan tabii bazı kayalar ölçek olarak şuradaki arabayı düşünebilirsiniz. Arabayı ölçek olarak düşündüğümüzde büyüklükleri daha iyi anlaşılabiliyor. Ve tarım arazisinde bunların bıraktıkları derin izler. Şurada bir şu kayanın bıraktığı çukurun içerisindeyim. Yani 50-60 santimetre derinliğinde bazı yerlerde 1 metreye geçen derinlikte çarpma ve yuvarlanma izleri var. Burada bazı kayaların kuzeybatıya doğru saptıklarını görüyoruz. Burası Pazarcık segmentinin 7 metre altın gerçekleştirdiği lokasyona yakın bir yer. Dolayısıyla bu kayaları batıya doğru sapmasında yamaç gradyanına ek olarak buradaki güneydeki fayın güneyinde kalan levhanın kuzeydoğuya doğru olan hareketinin bileşkesi de etkili olmuş olabilir. Ancak bunlar ispatlanması gereken şeyler tabii ki. Yani sadece bir şeye bakarak bunu söyleyemeyiz. Yine başka bölgelerde, yamaçlarda gerçekleşen kaya düşmeleri, yuvarlanmalar, ilk günler bu kaya düşmeleri nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar söz konusu oldu. Kaya düşmeleri, heyelanlar ya da kütle hareketleri dışında sıvılaşmalar ve buna bağlı olarak yanal yayılmalara bağlı olarak da çok bölgede deformasyonlar görüyoruz. Ben şu ana kadar 230 tane ayrı noktada yaklaşık 700 hektarı etkileyen alanda sıvılaşmaya bağlı olarak gelişen deformasyonları haritalayabildim. Bunlar genelde suya uygun alüvyal alanlardaki sıvılaşmalar ve buna bağlı olarak gerçekleşen kaymalar, yayılmalar. En tipikleri Gölbaşı Gölü çevresinde ve Asi Nehri'nin Taşkın Ovası'nda özellikle Burunseti depolarındaki yanal yayılmalar çok yaygın. Fotoğrafta sol üstteki fotoğraflar Gölbaşı Gölü'nün kıyısına ait. Gölbaşı Gölü'nün kıyısındaki bazı yapıların suya gömüldüğünü burada rahatlıkla görebiliyoruz. Burada 3-4 metrelik bir suya doğru bir batma var, kayma var. Yine Gölbaşı Gölü kıyısında sıvılaşmaya bağlı olarak demir yolunda gerçekleşen bükülmeler. Aynı şekilde Gölbaşı Gölü kıyısında tarım arazilerinin sıvılaşma nedeniyle göl sularının içerisinde göl kıyısında kaydığını ve sulara gömüldüğünü görebiliyoruz. Başka bölgelerde de yaygın bunlar. Özellikle Gölbaşı Erkenek Karayolu'nun geçtiği Göksu Vadisi'nin tabanında bir hidroelektrik santralinin yükleme havuzunun sebep olduğu şey aslında burada. Yükleme havuzu nedeniyle bu bölge alüvyal bir bölge, vadi tabanı. Suya uygun bir taban olduğu için deprem sırasında burada da karayolu ciddi bir şekilde hasar görüyor. Göl çevresinde biraz uzaklaştığımızda burada gördüğünüz gibi yarıklar oluşuyor. Bunlar fayla ilişkili değil, yüzey kırıkları değil ama daha çok sıvılaşmaya bağlı olarak gerçekleşen kaymalar ve yarılmalar. Tabii ova tabanlarında fayların kestiği tarım arazilerinde
sıvılaşma veya çökme oturmaya bağlı olarak da göllenmeler yaygın olarak görülüyor. Bu Hüseyin Hoca da gösterdi. Türkoğlu doğusunda yine pazarcık segmenti üzerindeki bir bölge burası, bir oluşmuş olan göl ama Türkoğlu'nun güneyinde ya da güneydoğusunda da aslında benzer eski yapılar da var. Eski harita ya da uydu görüntülerine baktığınızda orada eski haritalarda bataklık alanı olarak görülüyor buralar. Yani fayın tekrar gençleşmesine bağlı olarak gelişen yenilerin olmakla birlikte eski göl alanları da mevcut. Şurası Pazarcık kuzeydoğusunda, şuradaki oluşan göl de Çelikhan güneyinde. Birçok alanda gözleyebiliyorsunuz. Faylar sadece tarım arazilerini, karayolları ve demir yollarını kesmiyor, binaları yıkmıyor. Bunun dışında doğalgaz, petrol ve su gibi yeraltı borularında taşınan yapıları da tarif ediyorlar. Burası şu sol üstteki iki tane fotoğrafta Gaziantep'in içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı boru, su boru hattı var. 2.6 metre çapında bir boru bunun şeyi bu arada. Çok büyük bir boru. Düzbağ projesi olarak biliniyor. 2 yılda tamamlanmış bildiğim kadarıyla. Birbirine yakın bölgede 2 defa fay tarafından kesiliyor burası. Tahribat sırasında tabii ki taşkın gerçekleşiyor. Lokal bir de taşkın gerçekleşiyor. Şu üstteki daha ince olan boru hattı da petrol boru hattı. Su hattının üzerinden geçen. Burada bükülme var ama şey yok, kırık yok Allah'tan. Bunun dışında bu Düzbağ projesi 103 kilometre uzunluğunda Çağlayan-Cerit ilçesinin Düzbağ mevkiinden Göksu Çayı'nın borularla Gaziantep'e aktarılması şeklinde oluşturulmuş bir proje. Tabii birbirine yakın alanda 2 defa fayın kesmesi yani trajik bir durum. Sadece MTA diri fay haritalarını göz önüne alarak bir planlama yapsanız bile bu fayı şeyin bu kadar zarar görmesinin önüne geçebilirsiniz. Bunun dışında Çelikhan doğusunda Yarpuzlu Vadisi'nde bir HES'in yükleme havuzunun olduğu bölgede heyelan oluşuyor. Burada da heyelan nedeniyle taşkın gerçekleşiyor, yani bir havuzun olduğu bölge çöküyor. Tabii ki sularla birlikte şu siyah renkte gördüğünüz alan taşkının gerçekleştiği alan ve vadi tabanına doğru yükseklik farkı da 250 metre. Bu 250 metre boyunca bir taşkın ve moloz akması gerçekleşiyor. Tabanda da bir alüvyal yelpaze deposu oluşuyor. Şurada gördüğünüz yelpaze şeklinde bu molozlardan oluşan bir yapı. Bir sonraki şeyde sanırım, evet, yakından görüntüsü şöyle. Hidroelektrik santralinin yükleme havuzunun çökmesiyle oluşan taşkının oluşturduğu yelpaze depoları bunlar, vadi tabanında. Ve burada yerleşmenin olmaması büyük şans. Su kaynaklarında da bazı sorunlar var. Özellikle su kaynaklarında kesintiler, yer değiştirmeler, debilerinde artış ve azalışlar da meydana geliyor deprem sırasında. Bu fotoğrafta gördüğünüz çeşmenin olduğu karstik kaynak Kırıkkan ilçesinin Bektaşlı köyünün içerisindeki bir tarihi çeşme. Burada köylülerle yaptığımız görüşmelerde deprem sırasında kaynak sularının tamamen kesildiği ve daha sonra bir haftalık kesintiden sonra suların tekrar akmaya başladığını öğrendik. Son olarak bazı uyarı ve öneriler sunmak istiyorum. Uyarı olarak deprem şokları nedeniyle yer kabuğunda gerçekleşen deformasyonlar ve yamaçlardaki örselenmeler nedeniyle uzunca bir süre moloz akmaları, heyelan ve taş düşme olayları yaşanacaktır. Erozyonal süreçlerde artışlar olacaktır. Özellikle tarım topraklarında kayıplar büyüyecektir muhtemelen. Son su kaynaklarında kesintiler, yer değiştirmeler, debilerde artış ve azalışlar bekleniyor. Sıvılaşma nedeniyle akarsu banklarının tahrip olması nedeniyle de taşkınlarda artışlar görülebilir. Buna en iyi örnek aslında Hatay Havaalanı'nın bulunduğu Amik Ovası'nda bir su kanalının çökmesi nedeniyle gerçekleşen krevas depoları aslında güzel bir örnek. Şimdi
Bölgede 6 Şubat depremleri için bir müze kurulması ve bazı tipik deformasyonların, bunlar doğal ve beşeri olabilir, heyelan, kaya düşmesi, yüzey kırığı, bükülen demiryolu rayları ve benzeri, bir jeomiras olarak korunmaya alınması bence gerekiyor ki çok hızlı bunları unutmayalım. Sağda iki tane fotoğraf, Japonya'da 1891 Nobi depremi sırasında gerçekleşen deformasyonlar ve burada bir fay müzesi var. Bölgede bazı deformasyonlar bugüne kadar korunmuş durumda. Bunu 2015 İNKUA toplantı sırasındaki gezide görme şansımız oldu. Mesela Islahiye yakınlarındaki bu gerçekleşen heyelan ve buna bağlı olarak oluşmuş olan Heyelan Set Gölü, gerekli önlemler alınarak aslında korumaya alınabilecek bir jeomiras özelliği gösteriyor. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.